Ezik ve korkaksın. Gel buraya, nefret ediyorum senden. Ayakkabı almamışım. Yapma. Yapma. Çok üzülürüm. Bakın sizin hepiniz, siz hepiniz... Onu nasıl? Bayağıdır LOL videosu yapmıyorum bildiğin üzere ve geçen gün Koreli'nin birinden OP bir AP Volibear build'ı buldum. Ve en kötü ne olabilir ki dedim. Ya gerçekten çok güçlü olacağım ve her şey yolunda gidecek, ya da takımımdan küfür yiyeceğim ama video eğlenceli olacak. Tamam enayi. Adam direkt iksir içti bak, agresif oynayacak. Bilgiyi aldık şu an. İkinci level'da Q yerine W'yu açtım çünkü sustain'e ihtiyacım var. Kerata'ya karşı can doldurabilmek istiyorum. Bir şöyle takas deneyelim ya, bakalım ne olacak. Bak korktu, görüyor musunuz? Güçlüyüz ya, gerçekten güçlüyüz bak. Flash'ım olsa keserim Kerata'yı ha, hiç acımam da yok işte. Gözyaşımızı aldık, şimdi hemen Unending Despair rushlayacağız. Olayımız çok sık yetenek atmak ve inanılmaz iyileşmek olacak. Yıldığımız bunun üzerine. Biraz minyon kaçırıyorum ama o kadarını anlayışla karşılarsınız artık canım. Ne kadardır top lane oynamıyorum. Arada bir yayınlarda lock supportla milletin killini çalmak hariç bir şey yaptığım yok. Bir de artık böyle üst koridorda Yordle ısırıyorum işte sizin hatırınıza. Ama bu Yordle çok hızlı koşuyor ve canımı sıkıyor. Ooo, beni oradan çıkarmalar falan. Değişik hamleler. Beni baitliyor olabilir mi ya? Korkuyorum. Ben onu baitliyorum. Ghost vakti. Oha, benim bu şehri mi blokluyormuş bu çarın iteklemesi? Q ile koşumumu da engelliyormuş galiba. Yok canım. Yok canım, çok tehlikeliydi. Fazla Enayi koşmak yerine dönüp bana vursa büyük ihtimal yenerdi. Kısa Yordle bacaklarıyla benden kaçabileceğini zannetti. Noob. Kulelere ekstra vurma rününü aldım az önceden görebileceğiniz üzere. Ah, çıkmadı büyük daha. Ah, çıktı. Şimdi Unending Despair rushlayacağız. Zaten rünlerimizde de eşyaların bekleme süresini azaltma gibi bir fokusumuz var. Şu solda gördüğünüz rün, onu 5 yük yapmak bizim için çok önemli. Dolayısıyla fırsat bulabilirsek kollayacağız. Bu eşyada etrafında sürekli hasar saçıp bizi iyileştirdiği için sürekli W'dan ve bu eşyadan iyileştiğimiz bir dünya hayal edeceğiz. Bunların gittiğini tahmin ediyordum ama yapabilecek bir şeyim yoktu. Bu yok lane ne zaman itilir, ne zaman tutulur, ne zaman pushlanır olaylarını hiç bilmediğim için biraz çuvalladım burada. O da bir oyuncu olarak benim eksikliğime yazar. Isırabilir miyim? Gel bir ısırayım ya. Bir tane ısırayım ya. Tamam. Bence iyi gidiyor bu takaslar. Bak, hem Q'mu bozdu ama reset aldım Q'ya. Bunun kafasına çökerim. Sonra onu dodge'larım yanlışlıkla. Sonra bir ısırırım. Yordle mordle kalmaz abicim burada. Müthiş, müthiş. Volibear bir de 2 gün önce buff yedi. Ben de zaten bu build'i geçen hafta görmüştüm. Oradan cesaret aldım. Oradan aldığım cesaret şimdilik beni hayatta tutuyor. İçlik böcükleri olduğu için kuleye ekstra hasar veriyor. Burada yine biraz wave management problemleri. Kardeşim, ben minyon yönetmekten falan anlamam. Ben buraya Yordle kulağı ısırmaya geldim. Benim görevim bu. Bunu da başarmak için elimden geleni yapacağım. Okay. Bakın, iyileşmemi azaltmak için hemen şu eşyadan almış. Poppy akıllı. Poppy işini biliyor. Bu herhalde sadece şey durumunda beni blokluyor. Q'nun böyle son bir atılması var ya, böyle dibine gidiyor. Çünkü mesela işte atılınca ekstra hasar veren o rünü falan tetiklediğini biliyorum bu koşmanın. Poppy ile de herhalde o şekilde sinerjisi oluyor. Okey. Gel bakayım şimdi o zaman. Madem öyle, gel bakayım şimdi. O zaman şimdi gel bakayım. Hayırlı işler Viego'cum, yardımcı olmak ister miydin bana? Bu niye bu kadar hızlı, bu kadar tank, bu kadar yorucu? Çok yıpratıcı şeyler yaşıyorum Poppy ile. Benim yordulum, bırakmayacağım. Dokunsam kesiyordum, böyle pençemle değebilsem. Burası niye böyle oldu? 3v ikilendik ya. Ulan Akali. Adamlar bütün grabları aldı, şimdi mahvedecekler bizi ya. Kim? Neyse ki seken ataklarım var. Minyonlar arasında sektiririm. İşime gelir, işime gelir, gel savaşalım. İşte gelmiyorsun ki, sadece çekicinle vurup sonra kaçıyorsun.
ezik ve korkaksın. Gel buraya, nefret ediyorum senden. Minik yordal bacaklarınla beni kaytlamayı bırak. Hadi bakayım buna ne yapacaksın? Buna ne yapacaksın? Minik yordal bacaklarınla... Aaa! Okey. Mantıklı hamle. Bakın görüyor musunuz nasıl blokluyor Q'mu? Sonra da koşup gidiyor. Ben ayakkabı almamışım! Ayakkabı almamışım! Item'ı rushlamaktan ayakkabının varlığını unutmuşum. Benim ayağımda pabuç yok diyorum bu Yordle. Şu kadar bacaklarıyla ben dev ayıdan nasıl kaçıyor? Ben tam bir salam. Hemen çizme alıp lane'e dönüyor. O kadar acil bir durum yani. Gitti kule büyük ihtimal ya. Daha ne kadar temel bir bilgiyi unutabilirdim acaba? Isırıldın. Pençelendin. Fırtınalandın. Bir daha ısırıldın. İmdat. Ben bir ghost basıp şöyle uzaklaşıyorum. Sonra bunu biraz ısırıyorum. Sonra burayı böyle yapıyorum. Sonra buna dönüyorum. Bunu bir daha ısırıyorum. Genel olarak Poppy'yi ısırmak ve kafasına ayı düşüşü yapmak gibi bir stratejim vardı ama... Her şey gerçekten toplam ne kadar yanlış gidebilirse o kadar yanlış gidiyor şu an ya. Azami yanlışlıkta giden pozisyon oldu. Tüh. Bizi yalnız başımıza bıraksalar ben bunu döverim de sürekli palyaçolar falan dahil oluyor. Neden bu kadar ciddisin? Hayır, arkadan dolanmak istiyorum Poppy'ye. Yola bakar mısınız? Devlet şuraya, bu belediye şuraya bir otoyol falan yapsın ya. Kendi kulemize gidemiyoruz. Kendi kulemize gidemiyoruz. Teleport açacağım şimdi. Adam Diego'yu da kayıtladı. Yapacak hiçbir şey yok. Ben ona kule altı girer miyim? Aslında ulti ile girebilirim de gerek yok gibi. Biraz ısırayım onun yerine. Sonra böyle kaçayım mecburen. Savaşalım mı burayı? Kaçmak bize yakışmaz değil mi? Ölelim burada savaşarak bari. Ben genel olarak şu 3 karaktere karşı bir savaş veriyor olmaktan hiç memnun değilim. Kışın bıdısından önce ruh gömleği alacağız ki ruh gömleğiyle hem daha fazla yetenek hızı hem iyice iyileşme. Build'ın 2 ana eşyasını almış olacağız bununla. Buraya bir şey yapabilir miyiz? Yoksa yine kaytmaya yapıp darlarlar mı beni? Bu sefer çizmemi aldım. Çok güzel, çok güzel. Başlarım kulenize de, Yordle'ınıza da, sonra da ghostlayıp çıkarım buradan, hiçbir şey yapamazsınız. Çıkamazmışım ghostlayıp. Biz genel olarak çok pozisyon zorlayıp şu standart üçlüye çok kill veriyoruz, biz gerçekten çok kötü şeyler yaşıyoruz. Sen gerçekten kovuyor musun lane'den? Ne kadar eziksin ya. Sürekli kaçıyor, sürekli kovuyor, gel ve savaş benimle. Kahramanı değil misin sen Demacia'nın? Ben de Freljord'un kahramanıyım. Gel işte. Gel seni ısırayım. Sen de bana çekicinle vur. Hayat budur. Üst koridorun ruhu budur. Kaçma artık benden. Canı azalmıyor. Neden canı azalmıyor? Neden canı azalmıyor? Neden canı azalmıyor? Neden canı azalmıyor? 40 yılda bir top lane'e geldim. Benim başıma niye sürekli böyle şeyler geliyor? Adamı 7 kişi kesemiyoruz. Ben bu adamı yeniyordum lane'de. Bakın bir şampiyonun ne kadar iyi olduğu böyle sağ tıklamaya bıraktığınızda ne kadar rahat minyon kestiğine bağlı. Ne oluyor lan? Abicim Ghost artı Q basmış halimle yediğim slowlar birinci şako, üst koridorda gank yediğim kadro ikinci şako. Nasıl hissettiriyor voli? Gank yemek nasıl hissettiriyor? Beni devirmek için en az 4 adama ihtiyaç duyuyor olman bana kendimi iyi hissettiriyor. Bizimkiler ejderin hemen öncesinde rakip ormanın içinde öldüler. Şimdi ejder gidecek barondan sonra. Üzücü gerçekten ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Herhangi bir gün takıma katılacak mısın Voli? Rakip ormanın içinde ölmekse görev, hayır katılmayacağım. Ya salak mıdır nedir bu, bak ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Akali yardım et bakayım şuna. Akali yardım et bakayım şuna. Bunlar yine 1000 kişi oldu abicim, sizinle dalga mı geçiyorsunuz ya? Vay! Ya bak Türkiye'de olsam şu an beni tanıdılar ve ghostluyorlar demiştim. Şuradayım. Üzerimize yıkılıyor. Anladınız mı?
Voleyle iki maç daha girdim ve beni öyle dövdüler, öyle dalga geçtiler ki uzun süre koridora, üst koridora uğrayabileceğimi sanmıyorum. Yani böyle maç sonunda ha voleye bakın ne kadar kötüydüm falan diye üzerime konuştular yani. Gerçekten travmatik bir tecrübeydi. Uzun süre üst koridora gitmek istemiyorum. Dolayısıyla daha benim sikletime uygun bir şampiyona ve Master Yi'ye döndüm ve onun şu an kazanma oranı oldukça yüksek olan bir yıldını deneyeceğim bir de. Ormanın şu an zor zamanlar yaşadığını biliyorum. Geçen bir denedim. Bayağı iyi bir oyun geçirdiğimi düşünüyordum. Bir baktım başka bileğim bana 3 level fark atmış böyle hiçbir şey yapmadan falan. Orada bir sıkıntı sezdim. Ama şimdi yine internetten çalınmış güzel bir build ile iş yapabileceğimizi umuyorum. Bakalım. Flash Q. Yapma. Yapma. Çok üzülürüm. Çok üzülürüm. Çok üzüldüm şu an. Şu an senin soru işareti atan ellerinle ilgili kötü yorumlarda bulunmak istemem paylaşım. Bizden atma. Nice flash iyi. Bakın sizin hepiniz siz hepiniz dayak istiyorsunuz. Hepiniz kılıcımın tadına bakacaksınız. Baksanıza adam 7 level'ı mesela yani. 7 level çok geliyor bana bilmiyorum. Uf nasıl tankladım ama onu istemeyerek de olsa. Oo, çalıda benden saklanabileceğini mi zannettin? Seni altı bacak. Önceki grabların hepsini kaptırdık o yüzden bu sefer kapısında bekliyorum direkt. Bunları çok hızlı bir kısmını kesmeliyim ki sonra vay bunları alıp yok ben efendim kuleye bu kadar çok vuruyorum yok benim şu kadar böceğim var falan olmasın. Oldu bir de imdat. Ama imdat dedim. Abi şu an bu gruplara gelmeyen herkes vatan hainidir. Çok net söylüyorum. Bunların hepsi terörist ben söyleyeyim. Bütün takım arkadaşlarım terörist. Mundo hariç. Bu midi ganklemek imkansız hale gelmiş Master Yi gibi şampiyonla mümkün değil yani. Bu grablar yüzünden kule yıkılıyor. Grablar yüzünden kule niye yıkılıyor? Çünkü size 10 kere çağırdım gelmediniz grablara. Nedenini hatırlayalım. Çünkü teröristsiniz. Ultiyi basıyorum ya başımıza bela almayalım. Hiç yani gerek var ya. Ünlem bir de. Ya siz gerçekten çok terbiyesiz insanlarsınız. Tamam bu yüzden ünlenmiş okey. Böyle mi atılır? Onun sinyali öyle mi verilir? Gerizekalı. Ona ünlem mi atılır? Ne atılır bilmiyorum gerçi. Atılabilir ünlem tabi ama. Sinir bozucu bir oyun League of Legends. Oğlum ünlemi de büyük ihtimalle öyle atılır. Başka nasıl atacağı ama bilmiyorum. Çok boş ping attığınız için iletişimde karışıklık oluyor. Sen bana o ünlemi 40 yılda biri atsan ben aa bu adam ünlem atıyor lan bir şey var derim. Ama sen ben flash atınca bile soru işareti ünlem virgül attığın için senin pinglerine değer vermiyorum. Helal lan sana. Altını bana geldi mi? Altını niye bana gelmedi? Ben aldım onun asistini. Bak nişancısıyla paylaşıyor. Şunların hiçbirinin altınını alamadım. Tüm fight'ı başlatan, kendini feda eden benim. Kendimi feda etmek dedim mal gibi öldüm ama. Oo, hoş geldin. Ne güzel duvarlar ördün oraya. Yine ben ölürsem artık ayıp. Bro come on ya. Bu şampiyon ne işe yarıyor oğlum? Ne yaptınız ormana? Ben yalnız başına bir büyücüyü ulti Q'yla kesemeyeceksem ne yapacağım bu oyunda? İmdat. Acaba sorun Volibear'da değil bende miydi ya? Bakın şimdi izleyin Brand'ın ölüşünü. Bakın şimdi izleyin benim ölüşümü. Her şeyi biliyorum. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Olacakların farkındayım. Kill almak çok zor ben full farm kovalıyorum. Bir süre sonra çok güçlü olduğumu hissedersem kill almaya çalışırım. Yeni yaklaşımım bu. Aslında LoL'ün oynanması gereken şekil yani yeni yaklaşımım. Ne soru işareti it. Ne soru işareti. Al virgül. Sana virgül. Soru işaretiymiş. Kraken, Guinzo, sonra ne alıyorsan al diyor bu build. Güveniyorum. Ah ne geliyor? Oğlum çok kötü bir şey geliyormuş hiç. Aa! Onu nasıl? Pyke'ın KDA'sı 8'e 7. Benimki de 5'e 6. Ne var? Şu kadar fark var aramızda yani. Şu kadar. Ve sen benim yaşadıklarımın yarısını bile yaşamadın. Ve ben senin ağladığının 4'te 1'i kadar ağlamadım. İzik. Bayağı güçlü ona dikkat edin. Ben az önce ona gittim o beni dövdü. Aha.
Hayret kili aldım. Hayret. Ben ölmeden birini kese... Ha tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Oo, ben buraya girmesem olur mu ya? Ben arkamı dönüp kaçsam olur mu ya? Kusura bakmayın. Her şey doğru zamandır. Her şey doğru zaman. Her şey doğru zaman. Ne oldu lan? Pike. 8'e 9'sun. 9'a 8'im. Benim gayem oyunu kazanmak değil. Benim gayem güzel bir video yapmak değil. Benim gayem Master Yi'nin ustası olmak değil. Benim tek gayem bu ezik ağlak Pike'tan daha iyi bir KDA ile bu maçı bitirmek. Oğlum benim başıma kaldı ama bu, hadi bakalım bir iki vuruyorum, bir şey olacak mı? Hadi artık öldürün ama. 3 kişi vuruyoruz. Hem adam bana 1823 damage vuruyor. Hem 3 saniye stun atıyor. Hem ne hiçbir şey olmuyor. Anlamadım bu işi. 10'a 9 ve 10'a 9 olamaz. Pike'la eşitiz. Bunu hemen bozmam lazım. Ben Talia'yı sıkıştırıyorum ya izninizle. Güzel güzel güzel, ultim de geliyor. Yedik burayı, yedik burayı. Salıp ejder'e mi dönsek? Ne yapsak acaba buraya? Gel, bizim Mundo'yu yediler. Okey. Okey, hayvan gibi vuruyor. Hayvan gibi vuruyor. Hayvan, hayvan. Ne oldu lan? Ne oldu lan? What is Pike doing? I know right. İyi büyük yazdım. Türklük ortaya çıktı. Türklük ortaya çıktı. Shut up Dore, you have no right to talk Limao. Bunu sen başlattın, bunu sen istedin. Ben senin bir yansımanım. Ben senin günahlarının beden bulmuş haliyim. Aksiyonlarının bedeliyim. Ve sen sonsuza dek soru işaretlerimin altında ezileceksin. Ne yapsak, buraya girsek mi? Canlar da az ama. Tamam, girmişiz. Ben girmesem de olurmuş. Benlik çok bir durum yokmuş Eyv. O zaman Baron'u da aldık ya, bunun şerefine değil mi? Let's go. Bu arada W attığımda ultinin süresi uzuyor ya. Şu an yaptım ya bakın. E ve R'm beklemeye giriyor. Dolayısıyla böyle ooo ne ultisi gidiyor falan yapacak olursanız bilin ki Master Yi'nin öyle bir özelliği var, merak etmeyin. Eyv. Başlıyoruz bile mi oğlum? Kesecekler hepimizi, gitmemiz lazım. Bakın en azından fight bizim biraz daha kontrolümüzde başladı, görüyor musunuz? Kimin sayesinde bilmiyorum. Ama bence benim sayemdedir. Toplam 11 kere ölünce gelen bir bilgelik. Maalesef aynısı 13 kere ölen Pike'a gelmemiş. Ne? Dorosso'dan izin almadan alamete mi girdiniz? Bunun nasıl bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Ne yapacağız biz buraya? Burası bayağı sıkıntılı yani. Ne soru işareti? Ne yapayım? Şuradan bir vurarak başlayayım. Zeri'ye döndüm, Zeri'ye döndüm. Zeri kalmadı. Lan bunu mu alayım? Ne yap? Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım biliyorum. Ben bir durup düşünmek istiyorum aksiyonlarım üzerine mümkünse. Öf, çok stresli bir fight bu. Ben fightlara girmekte çok zorlanıyorum çünkü yanlış zamanda girdiğim an ölüyorum yani. Başlıyorum. Oho! Nereden? Nasıl? Ne ara? Ama oyun bitti ne epe. GG kolaydı. Takımım tarafından taşındım. Pike hariç. Asıl önemli bilgiye şimdi geliyoruz. KDA'da 1.8. Pike 1.6. Boom! Boom! Üst koridordan dalga geçilerek dışlandığıma, ormanı da direkt olarak beceremediğime göre bize ölümcül destek yolu göründü. O yüzden o zamana kadar yeni oyunumuz Stellar Settlers'ı istek listenize eklerseniz çok sevinirim. Çok alakasız bir bağlama oldu, farkındayım ama şu oyunun güzelliğine bakın. Şu oyunun harikalığına bakın. Üstelik bir hafta sonra falan çıkıyor ve çok heyecanlıyız. O yüzden lütfen wishlist. Teşekkürler. Az kaldı bayağı. Güzel bayağı oyun. İlginç bayağı.